Evet arkadaşlar, sonlu elemanlar e, metodu dersine hoş geldiniz. Ben İbrahim Kutay Yılmaz Çoban. E, bu dersimizi elimizden geldiği kadar birlikte yürütmeye çalışacağız. Şimdi e, genel olarak tabii bir ilk ders olduğu için e, bir toparlama yapacağız. Nelere ihtiyacımız var? Yani e, needed kısımlarından bahsedeceğiz. Bu ders için e, bilinmesi gerekenler, e, bu konuyla alakalı temel e, tanımlamaları yapacağız diyelim. Öncelikle tabi e, biraz e, geniş bir konu olduğu için sonlu elemanlar, e, burada ihtiyaç duyabileceğiniz kitaplar vesaireyi ben e, Basit olarak yani birkaç tanesini koymaya çalıştım. Yoksa tabii ki binlerce kaynak var. Ee, hepsi farklı alanlarda farklı şekilde devam edebiliyor. Burada şunu söylemek lazım: Sonlu elemanlar metodu bir e, matematiksel yöntemler bütünü diyebiliriz. Yani bunun içerisinde malzeme e, bilgisi var. İşte problemi çözmek için gerekli e, mühendislik yaklaşımlarının teorik altyapısı var. Yani işte söylediğim gibi mukavemet, akışkanlar mekaniği, dinamik, manyetizma vesaire, artık hangi konuyla ilgileniyorsanız ısı transferi gibi problemleri çözebilmek için tabii ki e, öncelikle o dersin işte e, teorisine hakim olmak gerekiyor. Constitutive theory dediğimiz Kısmın bilinmesi gerekiyor ki burada sonlu elemanlar metodu ile o e, ana denklemlerle analitik olarak çözdüğünüz yönteme yaklaşılarak bir e, görsel sonuç alınsın. Şimdi e, bundan dolayı e, öncelikle çalışmak istediğiniz alana hakim olmanız lazım. Yani işte mukavemet çalışıyorsunuz, deformasyonları inceliyorsunuz, gerilme, gerinim vesaire, e, şekil değiştirmeler, elastik deformasyonlar, plastik deformasyonlar, e, işte küçük deformasyonlar, çok büyük deformasyonlar, statik koşullar, dinamik koşullar, yarı statik koşullar, malzeme açısından e, lineer malzemeler, işte lineer olmayan malzemeler ya da yaklaşım olarak lineer çözümleme, lineer olmayan çözümleme şeklinde birçok alt başlık var ve sonlu elemanlara baktığınız zaman söylediğim gibi her olay için farklı farklı bir takım teorilerin bütünü diye söyleyebiliriz. Mesela mukavemet düşünecek olursanız mukavemet dersinde işte eksenel deformasyonlarımız var. Çekme basmalardan başlıyoruz. Kayma gerilmeleri, kesme gerilmeleri, değil mi? Sonra işte eğilme konusu, burulma konusu, statikçe belirsiz olan sistemler, eksenel eksen dışı yüklemeler, aksisimetrik yüklemeler. Ondan sonra kombine yüklemeler, bileşik gerilmeler eğik düzlemde gerilmeler, bunların transformasyonları, dönüştürülmesi. Sonrasında e, işte burkulmaydı, flambajdı vesaire vesaire. Eee KKDMD diyagramları, çökme, deformasyon hesapları gibi konular var faraza. Ya da akışkanlar mekaniğine gidiyorsunuz. Diyelim ki laminer akış, türbülanslı akış. ...işte... <laughs> ...ne bileyim basınç hesapları... ...termodinamiğe gidiyorsunuz... ...başka şeyler... ...öncelikle aynen... E, ...teorik, mühendislik teorisindeki... ...konuların... ...kendisine ait yaklaşımı var. Akabinde... ...bu yaklaşımların... ...farklı... ...çözümleme metotları var. Örneğin şimdi lisans mukavemetine bakacak olursak... ...elastik deformasyonlar... ...çok küçük böyle... Bazen elastoplastik deformasyonlardan bahsedilebilir. Bunların davranışlarını inceliyorsunuz. Sonra hesabı nasıl yapıyorum ben? Geometri 1D yani 1 boyut, 2 boyut, 3 boyut hesaplamaları e, nasıl yapıyorum? Plastisiteye hiç girmiyorum neredeyse. Elastik deformasyonda bu hesapları yaparken acaba bir boyutun çözümü mü daha iyi, iki boyut mu, üç boyut mu daha iyi? Analitik metotla acaba ben üç boyutu da hesaplıyor muyum? Gibi farklı bir sürü şey var. Burulma için ayrı hesap veya şöyle söyleyelim. Dairesel kesitli bir milin burulması olabilir. Dikdörtgen kesitli bir mil olabilir bu veya bir eleman olabilir. Onun burulması başkadır. Ya da işte eğilmede siz e, yaklaşımları düşünürken mesela 2D elemanın eğilmesi başka, 3D elemanın eğilmesi başka olacaktır. Sonlu elemanlar da aynı şekilde. Yani siz neyi çözmek istiyorsunuz? Hangi yaklaşımla çözmek istiyorsunuz? Örneğin 3 boyutlu bir problem var elinizde. Bunu basite indirgeyerek bir boyutlama çözmek istiyorsunuz. Yoksa iki boyutla mı çözelim diyorsunuz, üç boyutla mı çözmek istiyorsunuz? Hangisinin sonucuna güvenmek lazım? Hepsine güvenilir mi? Hepsine ne kadar güvenilir? Veya senin durumun için hangisine güvensen sana yeterli olur? Bunlar hep izafi durumlar yani çalıştığınız problemle yaptığınız yaklaşımla ilgili. Şimdi bir mühendis gelir, bir odaya bakar, işte der ki buraya şu kadar metre, işte PKKP şöyle bir petekten e, 3 metre yeter diyebilir. Bir takım hesapları yaptıktan sonra bu ya da 3 metre demez de örneğin 2.70 petek yetiyor der bu hesaba göre. 2.70 petek olmayacağına göre de 3 metrelik petek söyler mesela e, evi ısıtmak için veya bir usta gelir bu mühendisin söylediğin aksine rastgele bakar. Ya abi 3 üç metre 3,5 üç metre petek götürür burayı der. Şimdi bu ustanın tecrübesinden kaynaklanan bir bilgidir. Ama mühendis bunu hesaplar. Kaba işlerde bunda sıkıntı yoktur. Ama hassas işlere girilince o zaman işte mühendislik hesaplarını daha detaylı yapmak gerekiyor. Hassas imalat tekniklerine kadar gidiyor bu iş. Değil mi? Yüzde bir imalat, binde bir imalat vesaire bunu yapacak yer onların kabiliyetini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve hasılı kelam tüm bu olaylara öncelikle hakim olmak gerekiyor. Mühendislik denklemini bileceğiz. Ondan sonra sonlu elemanlara gireceğiz. Sonlu elemanlar diyecek ki bize sen elastik durum için eğilme problemi çalışıyorsun. Buradaki eğilme ile oluşan normal gerilme, kayma gerilmesi gibi durumlara bakmak istiyorsun diye bir şey getirebilir. Sen burada ne kadar nasıl bir çözüm istiyorsun? Kendin bir model oluşturacaksın. O model bilgisayardaki ya otomatik modüller yardımıyla ya da manuel olarak müdahale edilip bir tane analiz sonucu verecek size. Bu analizde sınır şartlarını ne koydun? Mesnetleri nasıl tanımladın? Sabit mesnet, kayar mesnet, işte ankastremi, Bunları tanımlarken acaba doğru mu yaptın? Yanlış mı yaptın? Tek boyutta farklıdır, iki boyutta farklı, üç boyutta farklı tanımlanır bunlar. Yani mukavemette diyoruz ki burası sabittir, burası kayar basıp geçiyoruz. Ama burada gerçekte sen onu yaparken hangi boyutta bunları doğru yapıyorsun? Ama şimdi birçok arkadaş ne yapıyor? İnternetten iki tane analiz tutorialı seyrediyor, sonra sonlu elemanlar analiz uzmanı oluyor. Ya bu çok komik tabi. Koskoca fabrikalarda bile bakıyorsunuz. Maalesef ne yaptığını bilmeyen mühendis arkadaşlar var yani. Bir takım analizlerle yapmışlar. Bir sonuçlar bulmuşlar. Ee, analitik olarak zaten hesap yapmamış vatandaş veya bilmiyor nasıl yapılacağını. Ya da yapıyor. Bir şeyin hesabını buluyor ama sonlu elemanlar analizinde baktığı gerilme tipi başka yapmış olduğu analitik hesapla hesaplamış olduğu gerilme tipi başka. Sonra diyor ki bunların değerleri aynı çıktı. Demek ki doğru. Ya tesadüfen aynı çıkmış da olabilir. Ama neyi hesapladığını, hangi eksende gerilmeye baktığını, işte niye o gerilmeye baktığını, deformasyona mı bakıyorsun? Hangi gerin? Mesela fon mises. Herkes bir fon mises tutturmuş bakıyor. Nedir fon mises? Niye fon misese bakıyorsun? Niye asal gerilmelere bakmıyorsun? Diye bir durum olabilir tabi şimdi konuşmamızdan da anlayacağınız üzere burada biz size e, oturup mukavemet akışkanlar mekaniği anlatacak halimiz yok e, onları biliyor olmalısınız Bundan dolayı da ben bu derste biraz hatırlatma yapacağım e, özellikle işte bir kiriş analizi ile alakalı neler yapılır nasıl hesap yapılır e, vesaire bunlara da biraz girmeye çalışacağız. Sonrasında da örneğin eğilme hesabı yapıyoruz demiştik. Acaba ben bir D elemanla bir çubukla bunu yapsam analitik hesabımı uyar. 2 D elemanla yapsam nasıl olur? 3 D elemanla yapsam nasıl olur? Hangisi benim analitik hesabımdır? Mesela örne bernoulli kirişimi kullanıyorum gibi bir yaklaşımı ben bilmem gerekiyor ve sonlu elemanlarda ona binaen eleman seçeceksiniz ona göre ele, e, malzeme tipi seçeceksiniz ona göre analiz tipini belirleyeceksiniz sınır şartlarını kendiniz koyacaksınız rastgele bilmeden yaptığınız şeyler bir takım sonuçlar verir Problem, e, programlar çözümü yapacaktır çok kaba hatalar yapmadığınız müddetçe ama aldığınız sonuç nedir doğru mudur yanlış mıdır ne kadar doğru ne kadar yanlış hata payı kaç gibi bir sürü faktör işte bu işin derinliğini arttırır. E, tabii ki teorik bilgi epey bir fazla burada. Biz söylediğim gibi sadece belli bir kısmını verebiliriz. Çünkü bu bir derya. Her konunun son elemanlar uygulaması olabilir. E, şimdi bir dersi mukavemeti örneğin iki dönemde anlatıyoruz ve belli kısımlarına giremiyoruz bile ben sadece mukavemet anlatmak istemiyorum diyorum işte akışkanlar vesaire ısı transferine de gireceksem o zaman bu 4-5 dönemlik ders yapar sadece teorik kısmı. Her bir olayın sonlu elemanlara aktarılması, farklı yaklaşımlar, elastik, plastik, lineer, lineer olmayan e, gibi durumları göz önünde bulundurduğunuzda belki de sadece 5 sene 10 dönemden Sonlu elemanlar görseniz anca bir şeyler ortaya çıkar. Tabi bu çok mantıklı değil. Kendi çalışma alanımıza bakıyoruz. O alana uygun teorileri biliyoruz. Ve ona uygun da istediğimiz sonlu eleman teorilerini başlık başlık seçiyoruz. Kitabın içerisinden açıyorsunuz. Ben eğilme ve burulma çalışıyorsam faraza o konularla alakalı. Tabi ki temel sonlu elemanlar bilgisinden sonra o konularla alakalı başlıklara devam edeceğim. Yoksa hepsini incelemeniz mümkün değil. Şimdi öncelikle karşımızda birkaç kitap var. Dedik ki bizim öncelikle elastisite ki elastik davranış üstünden başlıyoruz. Ki katı hal mekaniği, solid mechanics diyebiliriz. Katı hal mekaniği ve tabii ki akışkanlar fluid dynamics de devamında gelecek. Bunlar için elastisite teorisi bilinmesi gerekir. Tabi işte Stanford'dan e, rahmetli mi diyelim işte e, Timoshenko hocanın Theory of Elasticity bu kitap iyi bir kitap illa üçüncü versiyonuna gerek yok herhangi bir versiyonu bizim için e, esastır yani Elasticity'nin babası sayılabilir bu e, tabii ki çok öne, öncelik önceki dönemlerde de var yani Öğler, söylediğimiz gibi Bernoulli bunlar zaten e, ...Continuum Mechanics yani sürekli ortam mekaniği çalışmışlardır. Ee, ve işte katı ortam olsun, akış ortamı olsun... ...statik, dinamik, mukavemet, elastisite, plastisite, akışkanlar vesaire Bunların tamamını kapsayan ortamada ne diyoruz biz? Continuum Mechanics diyoruz yani sürekli ortam mekaniği. Bu tip kitaplardan da faydalanılabilir. Yani... Ee, Kitap indirir veya işte kitap satın alırken tabii mümkün olduğu kadar kitabınızın olmasında fayda var. Öbür türlü e, çok anlamlı olmuyor. Yani e, doğru düzgün çalışılmıyor. Gerçekten e, kitabın olması lazım. E, hatta ben hep söylüyorum yani iyi bir hocanın odasına girdiğinizde böyle yüzlerce, binlerce kitap olması lazım. İyi hoca olduğunu oradan anlarsınız. Odasında üç tane kitap varsa iki dolap. O demek ki yeterince bilgi-malumat sahibi değildir e, diye bir şey de söyleyebiliriz maalesef. Tabii bu bir maliyettir. Kitaplar biraz pahalıdır ama yani yapacak bir şey yok. E, öncelikle idare edebildiğiniz kadar idare edersiniz ama alabilirsiniz. Mesela burada ben şimdi size öncelikle söylediğim gibi el Asiste kitaplarını tavsiye edebilirim. Bu Saad hocanın kitabı da iyidir. Martin Saad e, Rhode Island Üniversitesi'nden. Gene benim bir öğrencim var. O hocayla e, çalışıyorlar Rhode Island'da. E, yani iyidir. Onun kitabı da iyidir. D dördüncü versiyonunu çıkarttı bildiğim kadarıyla. MATLAB Edition olarak. E, dört mü? Beş mi? Tam da emin değilim. Yani Pardon. Beş galiba. Neyse. Bakarsınız yani siz. Sonra... Temel bir kitap olarak e, Daryl Logan'ın en baştaki A First Course in the Finite Element Method kitabı güzel bir kitaptır. Temelleri iyi anlatır. Bu kitap olsa iyi olur sizde. Daha sonra epey popüler Texas A&M'den e, Dr. J.N. Reddy. Bu da iyidir bu hocanın kitabı. An Introduction to the Finite Element Method kitabı. E, Tabi e, hocanın lineer olmayan konularda non-linear finite element metod kitabı da var bildiğim kadarıyla. Aynen onun ismini bir kontrol ettim. E, aynen o şekilde kitabı da mevcut. E, sonrasında işte bu sonlu elemanların e, sayılı hocalarından Klaus Jürgen Bati. Bu da işte e, MIT'de hoca, California Berkeley'de doktorasını yapmış. Sonra yani uzun yıllardır bildiğim kadarıyla 80'li yıllardan itibaren MIT'de hoca. Onunla da bir tanışma fırsatımız olmuştu. E, güzeldir kitabı yalnız çok ağırdır. Yani önce biraz bir şeyler bilmek gerekir yoksa böyle kafanıza tuğla gibi iner. E, bir takım şeyleri bildiğinizi farz eder. Yani tabii Herkes her şeyi kendi kitabında anlatacak hali yok. Bu kitaplar bin sayfalık, 500-600 sayfalık kitaplar. Söylediğim gibi daha çok fazla kaynak eser var. Ama Klaus Hocanın kitabının ikinci versiyonu var. Bana göre birinci versiyonu bizim Arizona State'te bir danışman hocam vardı. O derdi yani birinci versiyonu daha iyi diye. Çünkü ...birçok sonlu elemanlar kitabındaki referans kitaplardan birisidir Klaus Hoca'nın kitabı. Söylediğim gibi e, onun hatta MIT Open OpenCourseWare'da yer alan... E, e, ...linear analysis, non-linear analysis gibi derslerini de dinlemek fayda sağlayacaktır. E, biz birazcık kompozit malzeme mekaniğine de... E, giriş yapacağız. E, materyal tanımlamalarında materyal matrislerinin oluşturulması için e, bunlara ihtiyaç vardır. İşte izotropik malzeme nedir? Ortotropik malzeme nedir? Monoklinik malzeme nedir? Anaizotropik malzeme nedir? gibi bunların matrisleri nasıl oluşturulur vesaire bunlardan da biraz vaktimiz yettiğince bahsetmeye çalışacağız. Çünkü sonlu elemanlar hepsini içermektedir. Malzeme bilgisi, e, olayın ana denklemleri yani Constitutive Theory dediğimiz e, mühendislik probleminin tanımlaması, gerekli diferansiyel denklemler, yüksek seviye tanımlamalar, Higher Order Definitions'lar vesaire gerekebilir duruma göre. Mesela işte eigen value problems e, da çalışıyorsanız öz değer problemlerine alakalı ayrı bölüm çıkar karşınıza. Sonra matematiksel metotlar yani hangi matematiksel metodu adapte edeyim ben sizin konstitütif e, teorinizi çözebilmek için gibi bir başlıklar silsilesiyle de karşılaşırsınız. Yani biz burada öncelikle e, Direkt metotlara bakacağız. direct stiffness metodu, işte e, devre metotları yani elektriksel devre metodu. Ondan sonra e, işte e, biz birazcık weighted residuals denen ağırlıklı kalanlar işte truncation error e, vesaire bunların sebepleri İşte convergence criteria yani bir analiz simülasyonu yaparken... Hangi noktada doğrulandı? Optimizasyon durumunun incelenmesi gibi şeylere de bakmaya çalışacağız ee, diye söyleyelim. Ve zamanı geldikçe bunlara yavaş yavaş gireceğiz. Şimdi ben hızlı bir şekilde e, temel mekanikten başlayarak bir girizgah yapayım. Öncelikle tabii söylediğim gibi mukavemet bizim ilgi alanımız. Mukavemette başlarken tabii ki temel kuvvet nedir tanımlamasına artık o kadar basitine girmeyelim ama en akılda kalan örnekler genelde işte bending teori yani basit eğilme konusu belki örnek olarak alabiliriz. Örneğin bir kiriş vereyim ben size. Kirişimiz temel bir noktada sabit mesnet, diğer noktada kayar mesnet, sonrasında basit olarak da tam ortadan bir F yükü ile yüklenmiş olsun. Toplam uzunluk L. Bu şekilde L bölü 2, L bölü 2 yapalım. Yani biraz statik mukavemet karışımı Hazırlıyoruz sizin için. Ondan sonra eksenlere baktığımda tabii ki x yönü y yönü. Bu eksen indislerini bilmek zorundasınız. Nerede ne yapılıyorsa. Çünkü onlara göre e, tasarım çalışması yapılıyor. Şurası 0 Başlangıç noktası. Ondan sonra burası L gibi düşünelim. Şimdi mesela biz bunun öncelikle basit hesabını karşımıza çıkartmak istersek ne olacak? Biz bu yüklemeyi yaptığımızda kirişimizin eğildiğini düşünüyoruz. Hemen deformasyonu canlandıracak olursak gözümüzde kabaca şöyle bir şey meydana gelir, değil mi? Ben şimdi şöyle çizeyim. Böyle bir deformasyon meydana gelir. Bu deformasyon esnasında ortaya çıkan bir delta kadarlık çökme vardır Ondan sonra e, buradaki kirişin deformasyon davranışını incelediğim zaman e, ne olduğunu görürüm kirişin üst bölgesinin ki tarafsız ekseni çizersem taraf 80 tam merkezden geçti üst bölgenin birbirine doğru yaklaştığını alt bölgenin birbirinden uzaklaştığını görürüm ki buna basit eğilme konusunda ne olacak? Üst bölge basma, alt bölge çekme olur. O zaman kirişimizi şöyle düşünecek olursak kesitini şurada vereyim. Mesela şöyle basit bir dikdörtgen kesit verelim. Tarafsız eksenim. Koordinatlarıma bakayım ve 3 boyuta dönüştüreyim kestiğim Bölgeyi merkezden bana doğru gelen eksen x eksenidir, yukarıya doğru olan y'dir, bu tarafa doğru olan da z eksenidir. Şimdi bunu zaten mukavemetten hatırlıyor olmalısınız. Sonra e, buradaki gerilmelere geçmeden önce bir kirişin analizini yapalım ben kirişi buradan kesiyorum. Kestiğim zaman ne karşıma çıkacak? Tabii ki iç yükler karşıma çıkacak. Ben de bu iç yükleri hesap etmeye başlayayım. Hemen burada bir kesiti inceleyelim. Diyorum ki bu şekilde tabii ki reaksiyon kuvvetlerini bulduk. O kısmını geçtim ben statikten. Buradan karşımda bir F bölü 2 var. Ondan sonra kirişin başlangıcından itibaren x kadar mesafede kesmiş isem... ...klasik kesme metodunu kullanıyorum. Ee, başlangıç noktası 0, x kadar kestim. Kestiğim yerde bir vertical force iç kuvvet oluştu. Artı dengeleyici moment var, m dengeleyici momenti. Burada tabii ki momentin indisi z eksenidir. Sağ el kuralını hatırlayacak olursanız baş parmak ve... Diğer dört parmak. Dört parmak momentin dönme yönünde tutulduğunda baş parmak z'nin pozitifiyle çalış, çakıştığı için bu moment pozitif momenttir yön olarak. O zaman ben burada kestiğim durum için genel denklemi yazacak olursam kuvvet denklemini yazalım. F bölü iki pozitif yukarı doğru eksi ve aşağıya doğru başka bir kuvvet yok eşittir 0 dedim. Bu nedir? Kesme kuvvet denklemidir. Moment denklemine baksam. Moment denkleminde F bölü 2. Tabii ki şu noktaya göre moment alıyorsam. F bölü 2 çarpı X. M momentinin ters yönü nedir? O zaman F bölü 2 tabii ki eksi çarpı X Sonra başka bir şey yok. V zaten V kuvveti moment noktasından geçiyor. O zaman pozitif olarak da artı M eşittir sıfır halini alan bir eğilme moment denklemiyle karşılaşmış olurum. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen şunları alalım. Hatta diyagramını çizelim istiyorsanız. Evet burada KKD diyagramını çizdiğiniz zaman ne olacak? Karşımıza işte sıfırdan başladı. Önce şuradan hemen bakıyorum denklemden kontrol ediyorum. Denklemde bulmak istediğim V o zaman V eşittir F bölü 2 demek ki pozitif olacak denklem yönü. F bölü 2 kadar çıkacak. F de sabit bir kuvvet değeri olduğu için pozitif ve sabit bir halde ilerleyen bir KKD grafiğim olacak. 0 noktasından ilerledim. F bölü 2'ye kadar çıktım. Sonra geliyorum. Nereye kadar bu kesme devam ediyor? X'in L bölü 2 olduğu ana kadar bu devam eder. Bu denklem oralarda geçerlidir. Yani burası 0 ila e, X diyelim. Burası L bölü 2'ye kadarki durum. Momenti de yazarsam M eşittir. O zaman gene pozitif moment olacak burada. Ne oldu? F x bölü 2 şeklinde de bir moment denklemim olmuş oldu. Kuvvet denklemi sabit. Moment denklemi birinci dereceden. O zaman kuvvet geldim. Tam x'in l bölü 2 olduğu zamanda f kuvveti eklenir bu denkleme. O zaman ne olur? Aşağıya doğru bir f gelecektir. Yani eksi f olur o zaman denklem. Yani şu hale geldi. Buradan keser ve geri kalanı eksi f kadar kestiği için eksi f bölü 2'ye denk gelir. Artı f bölü 2'den. Momentine baktığım zaman ise momenti de neymiş? Birinci dereceden pozitifmiş. O zaman f bölü 2 sabit bir sayıdır. a çarpı x gibi bir değere tekabül edecektir bu. Bu durumda da ben burada lineer olarak artan bir grafik. Sonra da negatif bölge lineer olarak azalan bir grafik görürüm. Ki ben bu kesmeyi eğer burada tekrar etsem o zaman ne olur? Zaten bunu görmüş olursunuz. Yani hemen hızlıca onu yazsam. Yani çok da uzatmak istemiyorum bu kısımları. Hatırlatma yapmaya çalışıyoruz. F F bölü 2 Burada toplamda x kadar mesafe burası L bölü 2 Burada V var. Burada moment var. Buradan baktığım zaman kuvvet denklemi F bölü 2 eksi F eksi V. Yani ne oldu? İşte bu denklem. Momenti yazacak olursam F bölü 2 çarpı toplam mesafe X zaten. Eksi olacak. Eksi F bölü 2 X. Bu yönde çeviriyor. Eksi F çarpı X eksi L bölü 2. Şurası X eksi L bölü 2'dir. Artıdır. Artı M eşittir 0 olarak Buranın da moment denklemini yazmış olurum. Şimdi burada tabi temel mukavemet yaklaşımı, indisler çok önemli dedik. Niye? Hangi eksende ne olduğunu yazmaya, tarif etmeye çalışıyorum ben. O zaman çünkü niye gerilme hesaplayacağız faraza? Oradaki gerilmenin eksenine bakacağız. Sonlu elemanlar yöntemini kullanan yazılımda da o indise bağlı gerilmeye bakacağız. Şimdi burada normal gerilme ekseni e, mukavemetten hatırladığınız üzere inşallah sigma x'tir. Yani çünkü kiriş ne yapmaya çalışıyor? Şöyle kirişin kesitine bakalım. Hatta kesit demeyeyim de uzunlamasına bir parçasını alalım diyeyim. Bu gerilmenin sıfır olduğu nokta. Üst taraf basma tarafsız eksen alt taraf çekme farklı bir renkle gösterirsem buraya doğru basma yapıyor alt tarafta ise eksenden dışı, e, sıfırdan dışarıya doğru çekme yapıyor üst taraf basma alt taraf çekme tam tarafsız eksen sıfır kayma gerilmesine baktığım zaman ise kayma gerilmesinin de üstte sıfır altta sıfır tarafsız eksende maksimum tabi bu genel kirişler için bazı durumlarda bunlar değişiyor biliyorsunuz burada maksimum olduğunu görürüm e, kayma gelmesin peki bu eksenlere bakarsam yukarıdaki indisleri göz önünde bulundurarak sigma x için baktığımda genel formülüm eksi m y bölü i diye bir formül vardı hatırlıyorsanız tabi bu m y derken y indisindeki m değil bu momentler hangi eksende başparmak çakıştırıyordu? Z. O yüzden buradaki momentler hep Z'dir. Kuvvetler tabii ki Y. Bu kuvvetler. X'te de kuvvet olabilir. O ayrı mesele. Yani bunlar bu şekilde belli. O zaman indisiyle birlikte yazacak olursak sigma x eşittir. Eksi mz z, z eksen etrafında döndüren moment çarpı Y mesafesi maksimumuna bakıyorsanız C diyelim ona. Bölü kirişin alan atalet momenti. Yani şuranın atalet momenti. O zaman ne oldu? O da IZ. Yani bu alanın Z eksenine göre atalet momenti olmuş olur. Kayma gerilmesine bakarsam da kayma gerilmesi için eksenlerim. Ya burada gerilirken nasıl olacak? Kiriş bu şekilde deforme olacak. Rastgele çizdim tabii ki şimdi X Y Z O zaman buradaki kayma düzlemi TOXY'dir. TOXY ise kaymaya sebep olan kesme kuvveti V Vx olabilir Vy de olabilir bakın ikisi de olur o yüzden V diyorum çarpı Q yani alanın birinci ata birinci momentidir hatırlıyorsanız neydi o mesela burası için tabi her şekil için değişebilir bu ben rastgele gösteriyorum bunu tarafsız eksenden bir tarafını aldım buranın alanı çarpı bu alanın ağırlık merkezinden tarafsız eksene olan uzaklık. Alan diyelim ki burası A. Burası B ise A çarpı B. Burası da B bölü 2 olur. Ağırlık merkezinden mesafe. Q değeri A çarpı B kare bölü 2 olur. Sonra bölü ataletim gene aynıdır. I, Z çarpı T et kalınlığı yani Z eksenindeki kalınlıktan bahsediyorum. Tabi bunun da bir sürü prosedürü var. Tarafsız eksen için baktığımdan dolayı tarafsız eksendeki kirişin kalınlığı. Yani şöyle bir renkle göstereyim. Şurası. Sonuçta bu. Bununla aynı. Omega diyelim buraya. Veya işte o omega demeyelim. T diyelim. Karışmasın. VQ bölü IT şeklinde de yorum yapabiliriz. Şimdi burada işte normal gerilme, kayma gerilmesi, indisleri nasıl, hangi yönde? Mesela asal gerilme. Asal gerilme ne? Ne zaman ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Ben burada farz edelim ki böyle bir durumda iki boyut inceleme yapıyorum. O zaman sigma 1, sigma 2 var elimde. Mor çemberiyle de bulabilirim. Ya da dönüşüm denklemleriyle de. Sigma 1, 2'lere ulaşabilirim. Sigma 1 ile Sigma X aynı şey mi? Değil mi? Aynıysa niye aynı? Değilse niye değil? Gibi temel mukavemet bilgilerine sahip olmalısınız. Yoksa siz orada fon misesi haricinde hiçbir şeye bakamazsınız. Fon misesi de başkaları bakmış diye ona bakarsınız. Niye ona bakılmış? anlayamazsınız. Onun için mukavemeti açacaksınız. Fon Mises gerilme denklemi, eşdeğer gerilme denklemine bir bakacaksınız. İçinde neler var? Bileşenleri nedir? Normal ve kayma gerilmelerin birleşiminden oluşuyor fon Mises. Ama niye fon Mises? Treska, Mor, Kulomb gibi yöntemler var. Bunlara da bakmak gerekebilir. Gibi mukavemet yaklaşımları. Öncelikle bunları çözümlemeye çalışıyoruz. Söylediğim gibi bunlar şu manada yani biz kafamızda olayı e, konstitütif teori olarak oturtuyoruz ki buna uygun bir e, sonlu eleman yaklaşımını daha sonradan üzerine bina edeceğiz. Şimdi bunu ben analitik metotla çözdüm. Sigma x'i hesapladım. To x'i hesapladım. Sonlu elemanlarda ne yapmalıyım ki buna ulaşabileyim? Bir kere şunu hatırlatmakta fayda var. Mukavemet lisans derslerinde gösterilen bu metotlar, bakın burada bir kuvvet var. Geometri hesaplarken iki boyuta iniyorum burada. Ama buraya baktığınız zaman denklemlere üç boyutla alakası olmayan denklemler görüyorsunuz. İşte bu e, bizim mukavemet derslerinde. Elastisite teorisindeki Euler Bernoulli kirişlerini kullandığımızı gösteriyor. Mesela e, burada çökme hesabı da yapıyor olabilirdim. Kestiğim yerde denklemi yazdım, değil mi? Bu denklemi yazdım ki çökme için moment denklemini kullanacağız. Şöyle yapalım. Şu denklemi kullanacağım faraza. Bunun çift integrasyon e, alma metoduyla Çözümünü yaptım da birinci integrasyonda teta eğilme açısı, ikincisinde ise delta çökme miktarlarını hesaplarım. Şimdi burada e, bunları bilmeliyim ki Artı Euler Bernoulli kirişiyle analitik hesap yaptığımı biliyorsam, o zaman bu Euler Bernoulli kirişinin ne olduğunu bilmeliyim öncelikle. Teoriyi açacağım, bakacağım. Bu örler Bernoulli kirişi dediğiniz bir D elemandır. Bir boyutlu. Çizgidir yani. Aslında biz ne yapıyormuşuz demek ki? Bir tane kirişimiz var. Ki gerçek duruma göre şu duruma bakacak olursak aslında onun üzerinde sanal bir kutu profili var. Aynen bu devam ediyor böyle. Ve Kirişin tam merkezinden geçen tarafsız eksen dediğim yerden geçen çizgi işte benim öğler Bernoulli kirişimi tarif ediyordur genelde. Yani biz gerçekte mesneti buraya koyuyoruz. Ama hesaplamada sadece bir çizgi var. Burada böyle bir hacim yok analitik hesaplarda. Yani aslında biz mesneti buraya koyduğumuzu sadece zannediyoruz. Mesnet gerçekte burada. Diğer uçunda da kayar mesnet gene uçta mesnette kayar mesnet var. Ve bir, bir boyutlu analiz yapıyoruz. Aslında bir katı modelin analitik hesabını yapmıyoruz çözümleme yaparken. Çökme denklemine baktığınız zaman işte ne olacak? İkinci dereceden, üçüncü dereceden denklemler şeye alırsanız eğime baktığınızda ikinci derece çökmeye baktığınızda üçüncü dereceden polinom olduğunu görürsünüz. Yani burada hep bir matematiğe oturtarak gidiyoruz. Şimdi sonlu elemanların teorisi de bundan dolayı önemli. Yani matematik zaten. Olay matematik tamamen. Bu matematik metotlarını alıyorsunuz siz. Çözümünü yaptınız. Bir tane eleman için çözüm yapıp hatta bu elemanların sayısını arttırıyorsunuz. İki eleman, üç eleman. Ne demek bu? Sonlu eleman. Ben buradaki kirişi bir, bir parça, iki parça, hatta böyle yapayım. Bir, iki, üç, dört parçaya bölünmüş ve düğüm noktası yani noktalar oluşturalım böyle. Beş nokta var, dört parça var. Buna bölmüş halde çözüm yapıyorum. Şimdi sonlu elemanlar, o da matematiksel olarak bunu çözüyor. Ama sen buradaki çözüm metodunu istediğin e, hassasiyette sonucu bulana kadar. Bu senin çözüm metodunu defalarca arka arkaya çözerek aralıktaki e, değeri kontrol edip olmadığı takdirde tekrar başa gidip bir daha çözmesine yönelik bir algoritma ve oradan da kod yazdığın zaman işte sana sonlu elemanlar metodu olur. Sonlu elemanlar metoduyla çöz, e, çözümü yapılmış bir artık sistem elde etmiş olursunuz. Yoksa bu nümerik bir metottur. Yani bazıları şunu karıştırıyor. Numerical analysis yani sayısal analiz. Sayısal analiz her zaman sonlu eleman simülasyonu demek değildir. Bunu bir baştan söylemek lazım. Sayısal analizi belli bir zemine oturtarak sonuçları alırsanız numerikten yazılıma geçip işte o zaman aldığınız sonuçlarla sonlu eleman simülasyon sonucu almış olursunuz ama, bir iterasyonlu örneğin bir tane denklem çözdünüz sayısal olarak hesaplamasını yapmış oldunuz. Bir nevi analitik metot ama nümerik olarak işletiyorsunuz bunu. Bu kavramı aklımızda iyi tutmamız lazım ha. Demek ki siz mukavemette gördüğünüz bu problemi simülasyonunu yaparken bir tane çizgi yerine gerçekten bir dikdörtgenler prizması çizerek Ve bu prizmanın altına mesneti yerleştirip buraya da kayar mesneti koyarak birer analiz yapsanız maalesef aldığınız sonuç analitik yöntemle yaptığınız sonuçtan farklı olur. Çünkü başka bir şey bu. Burada sen bunu böyle elemanlara böldün. Veya daha kaba elemanlara bölünmüş gibi gösterelim. Faraza şöyle dörde böleyim. şekilde elemanlara böldüğümüzü düşünelim. Adı üzerinde sonlu elemanlar. Ha, ama ben mukavemetteki analitik metotla çözdüğüm sonucu görmek istiyorsam o zaman işte hesaplamayı 1D yapacağım. Bir tane çizgi çizeceğim. Bunu böleceğim elemanlara. Tabii ki o bunları sonra anlatacağız zaten. Elemanlara böleceğim. Buradan bir sonuç alacağım. Bu sonuç işte sizin çözmüş olduğunuz bu analitik sonuca yakındır. Çünkü bu Euler Bernoulli kiriş çözümüdür. Ama söylediğim gibi katı model çözümü yaptığınızda alakasız sonuçlar, ya çok büyük farklılıklar görmeyebilirsiniz bazen. Bazen görürsünüz. Bu sizin yaklaşımınızla kullandığınız sınır şartlarıyla alakalı. Bunlara bakmak ve bunları bilmek gerekir. Şimdi o zaman e, biz burada şuna bakmamız lazım. Yani Acaba ben nasıl bir cisim çizmeliyim? Şimdi söylediğimiz gibi continuum mechanics konusu, sürekli ortam mekaniği, katı cisim, işte elastik, plastik, akışkanları da kapsayan ana bir e, sistem. Ama solid mechanics üstünden gidiyorsak, katı ortam yani son e, mukavemet gibi basitleştirirsek oradan gidebilirim. Şimdi ben burada e, esas amacın benim problemimi tanımlarken basitleştirmek olduğunu bilmem lazım. Yani şimdi bilgisayarlar güçlü günümüzde. Sıkıntı yok. Her şeyi 3 boyutlu çizip 3 boyutlu analizini yapabilirsin. Buradan bir takım sonuçlar alırsın. Bu yaptığın analizler doğru demek değil. Mesela bir tane örneğini gördük şu anda. Basitleştirirsen mesela bu sefer de yani bir denge gütmek zorundayız biz. Elemanları meşledim. Yani sonlu elemanlara böldüm. Buna biz discretization diyoruz. Yani e, elemanlara bölme işlemi ki meşlemek diye de geçiyor başka bir yerde. E, tabir olarak söylersek. Sonra burada baktığımızda işte hangi eleman tipini kullanacağız. E, kaça böleceğiz gibi bir sürü durum karşımıza çıkıyor. Şimdi o zaman e, burada ben eleman tipinden biraz Bahsedeyim. Mesela şöyle yapalım. Örneğin şunu biraz silelim istiyorsanız bu kısımları. Yani mesela bir akış problemi ele alsam. Bu bir boruymuş faraza. gibi. Yani böyle kabaca bir şey çizdim. Bunun giriş kısmı belli. Burası giriş yani inlet kısmı. Burası çıkış outlet kısmı. Sıfırdan L'ye kadar X elemanlı ve bir akış var içerisinde. Bu akış laminar olabilir. Türbülanslı olabilir. Sınır şartlarına baktığım zaman 0 x l olduğunu görüyorum. Ondan sonra bunu ben nasıl basitleştireyim? 1 d çizersem bu şekilde bir eleman. Kaça bölmeliyim? Yani acaba ikiye bölsem yeter mi? Yoksa bu şekilde mi bölsem? Bunun da bir sınırı var. Çok fazla böldüğünüz zaman bilgisayarın hafızasını çok zorlarsınız. Yani 3 5'ten kasıt tabii ki şey. <laughs> Farazi konuşuyorum. Yani bir eleman meşliyorsunuz. Örneğin 5 milyon elemana meşliyorsun. Acaba 5 milyon çok mu? Çünkü bu meşleme gerçekten zamandan kaybetmenize e, sebep olur. Örneğin bir saatlik analiz çıkar 5 saate veya çok daha farklı bir şey olabilir. Ve çok az farklı bir sonuç alabilirsiniz. Hemen hemen aynı sonucu da alabilirsiniz. O yüzden convergence kriteriye denen yani e, gerçek sonucun üzerine örtüşen valide edebilecek bir değere ulaşıla, ulaşılabileceği uygun meş miktarı yani bölme sayısı. Örneğin 50 tane meşe bölersiniz fena sonuç elde etmiyorsunuzdur. 60'a bölersiniz biraz daha iyidir. 70'e bölersiniz biraz daha iyidir. 80'e bölersiniz 70 ile 80 hemen hemen aynı. 500'e bölersiniz 80 ile 500 arasında çok az bir fark var. Demek ki çok yaklaşmışsın artık oradan sonra ben gidip de ya ne kadar fazla meş yaparsam o kadar iyi işte 70 yerine 10 bine böleyim. Saçma bir şey. Yani bunun bir anlamı yok. O yüzden de meşlemek bir sanattır gerçekten. Hem meşin cinsi işte adaptif meş mi olacak? Hangi tipte analiz yapıyorsunuz? Bu analize göre meş geometrisinin belirlenmesi kaça bölünecek? işte vesaire gibi bir sürü şart var. Onları da vakti geldiğinde anlatacağız. 2D eleman düşünsem ben buradaki yapıyı 2D olarak tasarlasam olabilir. Veya 3 boyuta baksam 3 boyutta meşlesem acaba ne kadar farklılık var? Ee, bu önemli. Yani burada işte yaptığınız meşlemenin sayısı vesaire burada ortaya çıkacak basit bir deformasyon problemi için öncelikle tabi malzeme modelini bilmem gerekiyor. Mesela meşlemenin sonrasında diyelim ki çok temel eksenel deformasyon durumunu dikkate alırsak örneğin şöyle bir e, kirişimiz var. Dairesel kesitli bir eleman bu. Ve klasik iki ucundan F kuvvetini tatbik etmişim. F kuvvetini tatbik ettikten sonra Kirişimin uzunluğu L. Kesit alanı A. O zaman ben sınır şartlarını yazdıktan sonra diyebilirim ki bu cismin çok küçük deformasyonlar için elde edebileceğim şekil değiştirme miktarı delta eşittir. Kuvvet çarpı uzunluk bölü alan çarpı yang modülüdür diye zaten biliyoruz bunu mukavemetten. İşte bu bir nevi basitçe bir malzeme modeli olarak yorumlanabilir. Bunu söylemek lazım. Yani E değeri önemli. Burada biz değerler, skalerleri vererek bir takım çözümlere ulaşabiliriz. Burada önemli olan nokta bizim malzememizin eğrisi, yani elastik modeli. Siz analiz yaparken grafik var, çekme eğrisi var, vesaire vesaire. Bilgisayara simülasyon verisi olarak siz dediniz ki analiz programında E değerini girdiniz. 200 Pascal dediniz. Geometri olduğu için L'yi uzunluğu geometriden aldı bilgisayar. Alanı geometriden aldı. Kuvveti de yazdınız şu kadar Newton dediniz. Bilgisayara malzeme özelliği olarak bir tek E değerini girdiniz artı Poisson oranı da girdiniz. Yani burada eksene bakacak olursak bu izotropik bir malzeme ise E1 E2 E3 birbirine eşit olacağı için tek bir E yeter. Poisson oranı da aynıdır diye bakalım. Atıyorum 0.3 de Poisson verdiniz. E bitti. E şimdi bunun malzeme davranışına, çekme eğrisine bakarsak bir tane şey var. E normalde çekme eğrisi böyle. Çektim, aktı, maksimuma ulaştı sonra koptu. Ama senin bu girdiğin değerlerde şu var bir tek. Hatta bu bölgeyi de lineer kabul ediyorum. Buraya kadar girdim. E, elastisite modülünü girdim. Ne demek o? Açı demek zaten. Yani sen E'yi girerek aslında buradaki teta'yı girmiş oldun. O da eşittir E. O da eşittir sigma bölü epsilon. E bu ne oldu şimdi? Bilgisayar bunun ne olduğunu bilmiyor. Bunun sonsuza kadar gittiğini düşünür. O zaman sen e, Hatta birçok arkadaş burada o gaflete düşer, analiz yaptırır, bakar ki işte gerilme değeri şey çıkıyor, yüksek çıkıyor. Hatta ona dikkat bile etmiyor birçok arkadaş. Bakıyorsunuz adam burada yumuşak çelik yazmış burada 3000 megapascal. Ya arkadaş zaten yumuşak çeliğin çıkabileceği akma sınırına gelmeden önceki maksimum değer 250 falan megapascal. E sen burada bulmuşsun 500, 600, 1000, 2000. Bu analiz küllün yanlış. Ama bilgisayar bunu çözdü. Bilgisayar onunla ilgilenmiyor. O analizi çözer. Onun yorumu sana kalmış. Burada o zaman sen kendin şunu tanımlamalısın. Akma girerek burada kırılma noktasını belirleyeceksin. Nereden akmaya başlıyor? Eğer bir de yani E değerini girdin. Sonra Poazon'u girdin. İlave bir de sigma akma değeri girersen bilgisayara. O zaman şu noktayı girmiş olursun. Ama bu sefer bu sonsuza gidiyor. Gene aynı şey olur. Bir hata. Bunun bittiği noktayı girmen mi gerekiyor? Şimdi o zaman burada en basit problemde biz malzemenin aşağı yukarı ne kadar deform olduğunu bilmek zorundayız. Ne kadar gerilme üretir kabaca bilmek zorundasınız. Yoksa ya rastgele bir şey yaptım bu değer çıktı. Tamamen yanlış olabilir. Burada sen bildiğin değeri doğruluyorsun. E baktın örneğin yumuşak çelik kullanıyorsun. E, gerilme değeri 600 MPa çıktı. Hemen bileceksin ki zaten 200'de akıyor bu malzeme. Çoktan akmış gitmiş olan bir malzeme 600 çıkamaz zaten. Zaten maksimum değeri belki de 350 MPa rastgele söylüyorum. O zaman bu analizi tekrar edeceksin. Yani elastik koşulları çıkartacaksın. Akma değerinde gireceksin. Gerekiyorsa başka değerler de girip sonlandıracaksın onu. Yani işte failure değeri gireceksin, error parametresi gireceksin gibi 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 ya da modelini değiştireceksin. Şimdi ilk baştaki modeli girmiş olursan yani sadece E girdin ve Poisson girdiysen o zaman senin modelin lineer modeldir. Yani bir tek çizgisi var. Tek bir çizgi sonsuza kadar gidiyor. Buna lineer model diyoruz. Ama buradaki gibi akma değerini girdin bir tane daha lineer bölge tanımlamış oldun. Yani biliyor olabilirsin bilmiyor da olabilirsin. O zaman bu birinci lineer bölge ikinci lineer bölge olduğu için bu tip bir malzemeye bilineer denir. Yani bilineer. Ve bu da dediğim gibi sonsuza doğru gider. Artı burada bir işte ee, diyelim ki Başka bir açı daha oluşur, Karışmasın. Beta açısı diyelim. Ama hani teta desek daha iyi olur. Teta 1 diyelim. Başka bir açı oluştu. Buradaki açı tabii ki biz tanjantına bakıyoruz eğimi bulmak için. İşte bu. Akma sınırından sonra ortaya çıkan açı artık ilk baştaki açı yang modülüydü. İkinci ortaya çıkan açı etan olarak geçer. Buna biz tanjant modülü deriz. Bu e, mühendisin deneyimine göre çizilir. Yani nasıl? Birisi buradan çizebilir, birisi gider der ki ya ben ortalamasını alayım buradan. Birisi der ki ben teğet alacağım. Ama bunu gerçekteki analiz, gerçekteki test durumunda malzeme nasıl sonuç verdi? Sen bu değerleri değiştirerek simülasyon sonucunda da gerçek sonuca yaklaştıran teta'yı seçmelisin. O yüzden bir tane analiz olmaz. Önce bir analiz yaptın. Baktın akma değeri çok yüksek çıktı. Elastik e, deformasyon simülasyonunu iptal ettin. İkinci bir simülasyon yaptın. Burada bu sefer e, bilineer analiz yaptın. Yani teta 1'i de girdin. E tan değerini girdin. Akma değerini de girdin. Böyle bir analiz yaptın. Daha da hassas analiz yapmak istiyorsan o zaman diyebilirsin ki bilinear değil multi-linear. yani multilineer analiz örneğin şu birinci bölge olsun. Bir daha lineer ikinci bölge. Bir daha lineer üçüncü bölge. Bir daha lineer bir daha lineer diye bunların sayısını arttırabilirsin. Buna da multilineer bölge denir. Ve her birinin ayrı ayrı tetaları vardır buralarda. Ama tabii ki etan dediğimiz akmadan sonraki olan ilktir. Tanjant modülü. İşte buna da multilineer denir. Yani da multilineer. sizin elinizde bunlara bağlı sigma 1 epsilon 1, sigma 2 epsilon 2, sigma 3 epsilon 3, sigma 4 epsilon 4 diye böyle devam eden değerler varsa bir grafik halinde de bunu girersiniz. Ama e tan değerini gene girmelisiniz. Aşağı yukarı e, yang modülünün 20'de birine tekabül eder genel itibariyle. Ama özel malzemelerde bambaşka şeylerdir. Yani hesaplanması lazım. Deney yapılacak, ölçülecek. Grafik üstünden bu değerler bulunacaktır. Bundan dolayı da deneysel metotlar gerçekten çok çok önemlidir. Şimdi demek ki malzemenin davranışının iyi bilinmesi, bunların yorumunun yapılması gerekiyor. Bilgisayar rastgele bir sonuç verir. Bunun doğru olmadığının her zaman bilinmesi lazım. Ve buna göre ben işte elemanımı mesh yapacağım ve bir sonuçlar elde edeceğim. Bu sonuçları elde ederken elemanı nasıl tanımlamalıyım? Basit halde şunu düşünecek olursak buradaki grafikte bazı detayları vermedik formülde. Mesela E yazarken aslında ne demiştik? E eşittir sigma bölü epsilon olduğunu biliyorum. Epsilon yerine delta L bölü L yazıldığını biliyorum. Buradan hepsini yazıp delta L'yi çektiğimde bu formül çıkıyor. Bir de sigma yerine F bölü A yazıyorum. Basit bir işlem. Ya şimdi burada meş durumuna geçtiğimiz zaman işte söylediğim gibi 1D, 2D, 3D meşleme yaptık. Burada bunların bir meşlemesini gösterelim. Örneğin burada 2D eleman burada da meş yaptık. Tabi bu devam ediyor. Böyle. Ama boru olduğunu anlayalım diye ortadaki tarafsız eksene şey verelim. Burayı böldük. Bir de oraya denk gelen noktada tarafı 80 varmış. Şurası da tarafı 80. Burada bakacak olursak bunu meşlersek. 3 boyutlu elemanı. O zaman işte şöyle. Meşlemenin cinsi de önemlidir. Rastgele meş yaptınız. Hiç doğru sonuç vermeyebilir. Yani burada meşlemenin şekli nasıl yapacağınız. Hangi eleman tipini kullandınız. Ne kadar sıklıkla yaptığınız duruma göre bazı yerlerde yoğunlaşacaksınız. Daha sık mesh yapacaksınız ki buna biz refinement diyoruz. Mesh'in sıklaşması. Ee, diğer tarafta daha gevşek mesh olacak. Buna coarse mesh deniyor. Yani coarse mesh, fine mesh oluyor. Ee, sık yerde. Örneğin burayı ben sıklaştırdım diyelim ki. Sadece burası sık. Burası refinement yapılmış bir alandır. Burası fine mesh'tir. Burası coarse mesh'tir yani daha gevşek mesh'tir mesela sürekli değişen mesh'ler vardır adaptif mesh'ler yani özellikle akış analizlerini six dof analiz yapıyorsanız bir nesne üç boyutta hareket ederek, ederek akış analizi yapıyor mesh sürekli kendini yeniliyor her iterasyonda o zaman işte kendini adapte ediyor ortama e, bu çok daha zor bir olay e, biz tabi şu anda oralardan çok daha gerilerdeyiz Şimdi bu mesh olan işte mesh sayısı vesairesi hangi elemanlara bölüyoruz ki mantıken en güzel eleman tipi düzgün altı yüzlü dediğimiz elemanlardır. Solid model için konuşuyorum. Yani katı model için konuştuğunuzda düzgün altı yüzlü kübik elemanlar ki biz buna kübik eleman dikdörtgen eleman demiyoruz. Onun yerine hexahedral, hexahidron elemanlar diyoruz. Bu şekilde. İşte tetrahedral elemanlar olabilir. Ee, yani prizma gibi olanlar olabilir. Dikdörtgendir tabanı veya tabanı üçgendir. Gibi olabilir. Yani... E, farklı tipte olabilir. Mesela burada bunların eleman sayısı ortalarda da bölebilirsiniz ayrıca kendiniz. Ortada bir tane değil 2 3'e bölebilirsiniz. Sonra bunları ne kadar bölerseniz bu eleman kenarları böyle esneme yapabilir. Öbür türlü düz kalır. Gibi düşünülebilir. Yani iki boyutta meşleme yaparken dümdüz bir satıhı yani bir masanın yüzeyi gibi dümdüz bir yeri plate deriz buna. Eee meş yapacaksınız böyle bir ortam. Bunu bu şekilde dikdörtgen elemanlarla meş yapabilirsiniz ki bu dikdörtgen elemanlara artık iki boyutta da dikdörtgen değil, kuadrilateral eleman diyoruz. Ee, yani dört kenarlı elemana bölmüş oluyorsunuz ama yine burada girintiler, çıkıntılar olur. Bu şekilde her zaman kareye bölmeniz çok zordur dikdörtgene üçgen olur bunların birleşimi olabilir vesaire. Bu şekilde mesh yapısı bozulduğunda ise analiz sonucuna yansır daha kötü sonuç vermeye başlar. Söylediğim gibi katılarda en uygunu hegzahedral elemanlardır. Ve bir mantığa göre meşlenir. Yani mesela bir daireyi çemberi meşleyeceğim ben. Daire olsun. E şimdi bunu gidip böyle meşlerseniz bu iyi bir şey değil. Bu güzel bir meş değil nasıl bir meş, güzel bir meş olabilir? Yani tabi metotları var bunun. Örneğin diyelim ki iç kısmını bu şekilde bölebilirim. Bu bir sanat tabi yani duruma göre değişiyor bu. Siz kendinize göre vereceği sonuca göre değiştirip değiştirip başka meşlerle sonuçlar alıp bakacaksınız hangisi daha iyi gibi olabilir mesela. Son veya ne bileyim orta kısmını dörtgen alırsınız yani şunu da yapabilir adam gelir bunu böyle yapar bu da çok güzel bir meş değil yani açıkçası iyi bir meş değil ya da ne bileyim üçgenlere böler her taraf üçgendir bu da iyi bir meş değil şu da güzel bir meş olabilir. Yani söylediğim gibi zamanla tecrübe kazanarak bunlar öğrenilir. gibi. Sonrasında e, yüzey elemanlarda yüzey işte böyle dümdüzgün olmaz. Bir masa örtüsünü düşünün. Rastgele bir şekilde 3-4 noktasından tutuyorsunuz. Masa örtüsünü bir buradan tutuyorum. Buradan tutuyorum. Bir de buradan tutuyorum. Ne oldu şimdi? Abuk subuk bir şey olur, değil mi? 3 boyutta. Örneğin şöyle olur, böyle olur. Sonra bir de böyle giden yüzeyler top yani böyle garip bir yüzey olur. 3 noktadan asmışsın sen masa örtüsünü havaya. E şimdi burada bunu meşlediğin zaman artık mesh elemanın buradaki gibi iki boyutlu değil, düzgün. 3 boyutta değişen bir iki şey, kalınlıksız eleman olur. İşte bu yüzey meşi. Surface mesh ama bu Plate yani düzgün bir e, yüzey meşi olarak adlandırılır. İkisinin de yerine göre kullanılma durumu söz konusudur. Yani mesela wedge eleman denen e, meş tipi vardır. Atıyorum şöyle. Tabii çok daha detaylarını biz e, ileride göstereceğiz. Ben şimdi size temel bir giriş olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde elemanlar olabilir meşe. Bir de eleman zaten onda bir şey yok. Sürekli çizgiler halinde bölüyorsunuz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra biz gene malzeme bilgisine dikkat edeceğiz. Burada da tabii ki işte bir çekme deneyi nasıl yapılıyor? Basma deneyi nasıl yapılıyor? Bunları iyi bilmek gerekiyor. Yani sizin standart okulda öğrendiğiniz çekme testinden aldığınız verilerle doğru düzgün simülasyon yapamazsınız. Malzemenin iç davranışlarını iyi anlamanız gerekiyor. Mesela bir strengaj nasıl takılır? Strengaj nasıl montajlanır? Strengaj'dan alınan veri senin hangi eksendeki hangi veriye denk gelir? Mesela buradan diyelim ki burası X ekseni. X'te sen bu numuneyi çektin. Bu yönde strain geç alabilmek için, strain değeri alabilmek için strain geçini böyle kullanmalısın mesela. E tabi strain gece lehimleyeceksin, telleri lehimleyeceksin, data acquisition kartına takacaksın, data acquisition kartından sisteme bilgisayara bağlanacak. Oradan verinin kaç milivolt mertebesinde ne kadar bir deplasman verebildiğinin hassas değerlerini gireceksin, kontrol edeceksin, doğru değeri verip vermediğini anlayacaksın artı Elastik deformasyon mu çalışıyorsun? Plastik deformasyon mu çalışıyorsun? İşte load cell'in e, senin bu cisminin deformasyon aralığında mı seçilmiş? Örneğin sen çok ince küçücük bir parça kullanıyorsun. Örneğin 15 Newton'da kopacak bu. incecik bir tel gibi bir şey düşün. E sen bunu aldın 500 Kilo Newton'luk bir cihaza bağladın. Ya o cihazın e, dişinin kovuğuna gitmiyor o değer. O yüzden de cihazın daha hareket etmesi 100 Newton'lar mertebesinde oluyor. Ondan dolayı sana doğru sonuç vermez. Sen ona uygun atıyorum 100 Newton'luk bir cihaz bulacaksın çekme kapasitesi. Ona göre deformasyonu ölçeceksin. Ara bölgede deformasyon olacak. Sen orayı ölçmüş olacaksın ve deformasyon gerçekten burada olacak. Sen bunları ölçtün. Deformasyon burada oldu. Yaptığın deney gene çöptür. O deneyden aldığın verileri simülasyonda gene kullanamazsın gibi bir sürü bir sürü parametre ve değişkenler vardır. Yani bundan dolayı e, gerçekten deneysel metotları iyi bilmek, teoriyi iyi bilmek, bunları birleştirmek, alınan verilerin doğruluğunu kontrol edebilmek, sonra bunlarla birlikte yapılan analizin sonucunu yorumlamak mühim olandır. Yoksa rastgele bir analiz yaparsın, o sana patır patır bir takım sonuçlar verir. Ama sen ne verdiğini, ne yaptığını hiç bilmiyor olursun. Bu da maalesef çok da anlamlı bir şey değildir. Şimdi arkadaşlar, belki birazcık daha bir şeylerden bahsedeyim. Ama birazdan dersimizi sonlandıracağız ilk giriş dersi olarak. Söylediğim gibi burada biz malzeme bilgisine ciddi olarak ihtiyaç duyuyoruz. Bundan dolayı işte eksenler indisler önemli. Hangi değerleri aldık? Buradaki deformasyon değerine baktığınızda şunu için burada ölçtüğünüz değerin epsilon y'ye giden delta y değeri olduğunu görürsünüz. Bu delta y'den ilk değeri bulup kendinize göre ilk bölgeyi bulup buna oranladığınızda işte epsilon y'ye gidersiniz vesaire. İşte kayma değerimi ölçmek istiyorsunuz. Yani bir tek çekme testiyle olmuyor bu iş çekme, basma bunlar çok standart temel testler. Bunları zaten yapacağız. Ama bir malzemeyi tanımlayabilmek için acaba kaç teste ihtiyaç var? Malzeme izotropikse, ortotropikse, anizotropikse bunlar <laughs> değişir mi? İşte kayma modülü nasıl bulunur? Yani elinizde bir kitap yok. Simülasyonu yaparken çalıştığınız firmada kullanılan malzemeye ait bir kitapçık var. Açıyorsunuz böyle 10 bin sayfa o kitap. Her sayfasında yüzlerce malzeme datası var. Bunu anca işte cennete giderseniz belki orada görürsünüz. Onun haricinde öyle bir şey yok. Kitaplardaki, mukavemet kitaplarındaki malzeme, makine elemanları kitaplarındaki çok temel bilgilerdir. Makalelerde belki bir kısmına ulaşılabilir bunların. Ama ee, maalesef bunlar için kendiniz özel test yapmalısınız. Hatta öyle bir iki testle de olmaz. En az 5, 6, 7. Mesela bir saç plaka var. Otomobil üretimi yapıyorsunuz. Bu saç plakanın uzunluğu rulo halde biliyorsunuz satılıyor. 50 metre, 100 metre gidiyor. E şimdi rulonun ortası başka, yanı başka, kenarı başka, her yeri başka değer olabilir. O zaman sen başlangıçtan birer numune çıkartacaksın. Birer dediğim üçer beşer çıkartacaksın. Başlara yakın. Orta bölgelerden gene aynı. Üçer üçer. Sondan gene aynı. Bunlar ne oldu? Sadece x ekseninin numuneleri oldu. Aynı yerlerden y numuneleri alacaksın. Buralardan da alacaksın. Yani lateral veya transverse dediğimiz numuneleri alacaksın. Bir de off axis denen mesela shear'ı ölçebileceğiniz, kaymayı ölçebileceğiniz her yerden bir de kayma numuneleri de alacaksınız. Hepsini üçer beşer alacaksınız. Onlar numune ne yapacak? Hepsinin çekme testleri yapılacak, basma testleri yapılacak, kayma testleri yapılacak. Tonlarca veri alınacak. Bundan bir kütüphane oluşturulacak. O kütüphaneden işte tanjant modülleri hesaplanacak, lineerlikler, multilineerlikler, bilinearlikler hepsi hesaplanacak. Parametreler bulunacak. Bunlar için mühendisler ordusu lazım. O yüzden de işte bu tip işleri maalesef çok böyle herkes yapmıyor. Ama yapıyoruz zannediyorlar. Bilgisayara alıyorlar, koyuyorlar. Bir tane kutu çiziyorlar, kenarından basıyorlar. Bu eğiliyor, kalkıyor. Kırmızı, mavi renkler değişiyor. Adam diyor ki bak ben sonlu elemanları çözdüm. Ya o senin yaptın tiyatro. Ha böyle bir dizi film seyretmişsin, bir sahnesini ha da onu yapmışsın. Bana göre bir farklılığı yok. Bu yaptıktan sonra sonuçlarını yorumlaman esas önemli. Bunları yaptın bitti. Alacaksın sonuçları, yorumlayacaksın ve kıyas yapacaksın. Gerçekteki deneye göre ne kadar farklılığı var vesaire diye ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bir giriş olarak sonlu elemanlar dersini e, tamamlamış oluyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha detaylı devam edeceğiz. E, ve tabii ki söylediğim konularda altyapı hazırlığı yapın. Yani biraz teorik bilgi olmasında fayda var malzeme konularına da gireceğiz. Sonrasında da yavaş yavaş işte rijitlik metotları, ağırlıklı kalanlar metotları vesaire e, bu şekilde sonlu elemanlar teorik kısmına devam edeceğiz. Evet bugünlük dersimiz sona ermiş.